arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın doktor Serhan Tecim. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin 9. bölümünden geliyorum. 2 haftadır buradayım. Doçent Doktor Çağatay Akyeğin, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar bölümünden geldim. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Doçent Doktor İsmet Altuntaş, Sakarya Üniversitesi'nden Uygulamalı Matematik ve Enformatik bölümüne geldim. 3 gün oldu geldim. Profesör Doktor Bekir Tatlı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden geldim. Burada İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Arkadaşlara da ben de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Günteki Şimşek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden geldim. Turizm Fakültesi'nde görevli olacağım. Profesör Doktor Ahmet Tayfun, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde geldim. Profesör Doktor Özgür Salor Duynan, Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden geldim. Burada da yeni kurulmakta olan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'ne görevli olacağım. Manas Üniversitesi ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel bir ortamla karşılaştık ve geldiğimizde. Herkese, yeni gelen herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yeni gelen hocalarımızı karşılamaktan çok mutluyum. Üniversitemiz Eylül 30'unda 24. yılını kutlayacak. Beraber bunu o günde kutlayacağız. 24 yıl zaman bakımında çok kısa süre. Ama bu çok kısa sürede bu üniversitede çok büyük işler yapıldı. Biliyorsunuz Kırgızistan ve Türkiye Türk dünyasının gençlerine bir çağdaş eğitim, bilim verelim. Türk dünyasının gençleri bir araya gelirsin. Birbirlerini iyi tanırsınlar. Ortak tarihini, kültürünü, değerlerini bilsinler ve gelecek nesillere bunu ulaştırsınlar diyen amacıyla bu üniversite kurulmuş. 24 yıl içinde çok sayıda hocalar, idari personelimiz, öğrencilerimiz bu üniversitede bulundu. Ve herkesinin üniversitemizin bugünkü başarılarında, bugünkü fiziksel altyapısı, araştırma faaliyetlerinin kalitesi, topluma hizmet projelerinin de katkıları var. Ben gönülden inanıyorum. Siz de ne kadar süre burada zaman kalacaksınız ama bir iz bırakacağınıza ben inanıyorum. 2010'dan itibaren çıkartmış olunan istatistiğe göre 39. madde kapsamında 63 farklı üniversiteden 217 akademik personel üniversitemize gelmiş. Yani yaklaşık 2010-2019, 9-10 senelik bir sürede Türkiye'den 217 akademisyen bu üniversiteye değişik zamanlarda katkıda bulunmak, değer katmak ve hizmet etmek için gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla bu hizmeti bize sunan üniversitelerimize beraber bu imkanı veren Türk Yükseköğretim Sistemi'ne, Yükseköğretim Kurumumuza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize de en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gelen kardeşlerimize de kucağını açan, burada onları asla yabancı hissettirmeyen, geldiklerinden hemen sonrasında sanki kendi ülkelerinde, kendi köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde, kendi toprağında, kendi havasını teneffüs eden bir iklimi onlara oluşturan Kırgız kardeşlerimize de yine içtenlikle çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki siz seçilerek geldiniz. Hoca biraz evvel söyledi. 4 aşamadan seçildiniz, ben size söyleyeyim. Başvurularınızı aldık. Önce bölüm inceledi. Sonra fakülte inceledi. Sonra bizim öğretim elemanı planlama, temin, seçme komisyonumuz inceledi. Sonra Ankara'daki mülakata davet edildiniz.
siz bunu hak ederek bu üniversiteye geldiniz. Ama sizden çok şey bekleniyor artık. Unutmayın, Kırgızistan da çok şey bekliyor. Eğer ki diyor Kırgızistan, bu kişilere Türkiye bu kadar emek vermiş, bu kadar da kaynak ayırmışsa, o zaman bunların farklı olması lazım. Buradaki herhangi bir kişi gibi olmaması lazım. O zaman eğer onlar gibi olacaksa niye geldiler buraya diyor. Ne farkları var o zaman diyor. Bu kadar kaynağı, imkanı niye harcıyorsunuz o zaman diyor. Bu soruların cevabını da vermek durumundayız. Haklı olarak. Dolayısıyla herkes bu sorumlulukla burada bulunuyor. Sonra tabii ki hepiniz Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bunu hiç unutmayın. Adınız var ama o adın en başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Onu temsil ediyorsunuz. Bunun şerefiyle yaşamak durumundayız. Tabii ki aynı zamanda üniversitenizi temsil ediyorsunuz. O üniversitenin sizi buraya göndermesi, üniversitenizin bu sorumluluğu da taşıması anlamına geliyor değerli kardeşler. Ben bunları söylerken size zor bir şeyler de söylemiyorum aslında. Herkesin çok rahat yapacağı, çok rahat yaşayacağı şeyler bunlar. Ama hatırlatmak da gerekiyor bazen. Çünkü insan hani burası yabancı bir ülke değil diyoruz ya, bazen unutuveriyoruz. Yabancı bir ülke değil ama biz burada vitrindeyiz. Vitrindeyiz. Her gün gözler bize bakar. O vitrinde hep bizim güzel bir resim vermemiz gerekiyor. Öğrencimiz de bize bakar. Şimdi öğrenciler, Türkiye'den gelen hoca diyor, beklentisi yüksek. Biliminde de, vermiş olduğu derste de, yapmış olduğu işte de, ama yaşadığı hayatta da bu farklılığı öğrencimiz görmek ister. Giyiminde, kuşamında da. Elbette ki bizim bir şey sunmamız gerekiyor. Bir örneklik teşkil etmemiz gerekiyor. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, gayretiniz daim olsun. Başarılarınızla önce size, ailenize ve camiamıza faydalı olmanızı gönülden diliyorum. Evet. Evet. Başarılar. Evet. 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 Ev